İkinci el otomobil piyasasında normal seyreden piyasanın yıl sonuna doğru hareketleneceği öngörülüyor. Geçtiğimiz yıllara göre fiyatlarda artış yaşanan ikinci el otomobillerde şu sıralar durgunluk hakim. Son olarak ÖTV indirimi dedikodularına yönelik indirime gidilmeyeceğinin açıklamasının ardından araç alacakların kafalarındaki soru işareti kalktı. Araç alacaklar ise yeni yılda fiyatlarda artış yaşanacağı düşüncesiyle Kasım sonuyla Aralık ayını beklemeye başladı. Otogalerici İsmail Çağlar ise araç sahibi olmak isteyenleri yeni yıl öncesinde alışverişlerini yapmaları için çağrıda bulundu. Türkiye genelinde ikinci el piyasasında normal bir seviyede gitmektedir. Yani çok kötü bir hal değiliz. Normal şekilde gidiyoruz. Devletimizin 3-5 aydır ÖTV konusundaki indirim dedikoduları çıkmıştı. Bundan dolayı insanlar birazcık alışveriş yapmakta geri durmuştu. En son bakanımızın açıklaması sonrasında tekrar hareketlilik başladı. Yılbaşına doğru daha hareketlilik olacağını inanıyorum. Çünkü yılbaşından sonra fiyatların bir tık daha artacağını düşünerekten şu andaki piyasadan esnaflarımız ve binicilerimiz, müşterilerimiz kendi keselerine uygun bir şekilde fiyatları uygun buldukları, temiz buldukları, güvendikleri yerlerden araçlarını almalarını tavsiye ediyorum. Kredilerinin önü açılırsa bu alışverişlerin biraz daha rahatlayacağını, müşterilerimizin biraz daha kendilerini araba alabilme güçlerini artacağını inanıyorum. Çünkü şu anda krediler yüksek ve çok az miktarda krediler verildiği için şu anda alışveriş çok yavaş gitmektedir. Düzenlenmesi lazım kesinlikle. Kredi faiz oranlarının düzenlenmesi lazım. Son zamanlarda bazı kooperatiflerimizin de biz emlakçılar, galericiler, rentekarcılara yönelik kredi vermiyorlar. Onunla alakalı da bir çalışma olması lazım. Bizim esnaflarımız gerçekten zor durumda. Evine şu bazı esnaflarımız ekmek götürmez durumdalar. Yeni iş yeri açacak esnaflarımızın bu kredilere çok ihtiyacı var. Onun için diğer meslek dallarına kredi kooperatiflerinden kredileri çok veriyorlar. Fakat bizlere şu anda bazı kooperatiflerimiz vermiyor. Bununla alakalı da devletimizden yardım istiyoruz. Yani hızlı yükselmenin verdiği bir durgunluk içerisindeyiz. Piyasa bir bekleme içerisine aldı kendini. Tabii ki ekonomik kredi durumları da bunu çok etkiliyor. İnsanlar kredi alamıyorlar. Yeteri kadar fiyatların yüksek olmasından kaynaklı ödeme şeyleri yüksek oldu. Aylık vadeler yükseklenince insanlar talepten uzaklaştılar. Ama buna zaman alışılacak. Bu fiyatlara zamanla uyum sağlayacak herkes. Yani bunların da bir an önce düzenlenmesi lazım. Yani otomobile talep olduğu zaman her yönün olması lazım. Yani sigortası, satışları, sanayi masrafları, önümüzdeki güncel gelecek masraflar insanları etkiler haline geldi. Yani bunun için insanlar kiralamadan daha çok otomobil alırsa bizim işimiz açılır. Mutlaka bir ekonomideki gelişmeler yansıyacaktır otomobil sektörüne de. İnsanlarda bir talep doğacaktır. Çünkü herkes evinde ne şekilde olursa olsun bir tane araba olsun istiyor.